Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Dilan Şanlı. Bu ikinci videomda tekrar sizlerle beraberim. Henüz daha iki gün oldu ilk videomu yükleyeli ama birkaç soru sormuşsunuz ve birkaç ayrıntıyı ben de atlamışım açıkçası. Bunlara cevap vermek adına bugün birkaç video yükleyeceğim. Şimdi bunların başlıklarından bir bahsetmek istiyorum ama önce tabii ki kanalıma abone olmayı ve beni arkadaşlarınıza tanıtmayı, herkese haberdar etmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Bildirimleri de açarsanız zaten yeni paylaşacağım videoları da görürsünüz. Ayrıca Instagram'a, Facebook'a hesabımın profil linkini de yorum kısmında paylaşacağım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ben yine Christmas konseptli bir konsept yaptım. Umarım herkesin hoşuna gitmiştir. Şimdi başlık olarak bugün çekeceğim videolarda önce benim İngiltere'deki hayatım, İşte burada aldığım maaş, diğer doktorların maaşları, işte herhangi bir ön yargı var mı yok mu burada Türklere karşı veya yabancılara karşı. Sonra burada işte uzmanlık almanın yolları nelerdir veya ben uzman mıyım gibi bir soru gelmiş, onları yanıtlayacağım. Ayrıyeten birkaç yeni gelişmeden daha haber vereceğim. Mesela stajlarla ilgili birçok soru sormuşsunuz. Bunlarla ilgili gelişmelerden haber vereceğim. Neden Almanya'yı seçmedim? Bunu sormuşsunuz. Bunları da yanıtlayacağım ve ben bu Erasmus stajları nasıl yanıtladım bunu da sormuşsunuz. Sonraki videolarda da İngilizcemi nasıl geliştirdiğimi size anlatacağım ve size birkaç önerim olacak. Bir sonraki videoda da Plug 1, Plug 2 serüveni, işte bunun fiyatları falan, bunlardan bahsedeceğim. Böyle not aldım çünkü bayağı kalabalık bir liste. Şimdi önce kendimle başlayayım. Zaten söylemiştim, ben Southampton'dayım. Burada University Hospital Southampton'da çalışıyorum. Uzman değilim. Bulunduğum pozisyon F3, yani Foundation Year 3 doktoru, 3. seviye doktor. Bizim sisteme göre çok farklı. Bunların ayrıntılarını daha sonra konuşacağız ama burada mezun olduktan sonra Foundation doktor olarak geçiyorsunuz sistem içerisinde. Öyle özetleyeyim. Birinci yılınızda FY1, ikinci yılınızda FY2, üçüncü yılınızda FY3 oluyorsunuz. Benim Türkiye'de internlik harici 1,5 yıl acil deneyim olduğu için FY3'ten girdim burada sisteme. Bulunduğum posta rotasyonel bir post. Dolayısıyla ilk acildeydim, sonra nörolojiye geçtim. Şimdi de onkolojiye geçeceğim Şubat'ta, onu bekliyorum. Yani uzman değilim, FY3 doktoru olarak rotasyonel bir posta çalışıyorum. Burada genel anlamda şöyle, Türkiye'deki gibi böyle asistanlıktaki böyle 33 saat, 35 saat çalışma saatleri veya işte ayda 10 nöbet, işte çömezlik yıllarınızda özellikle biliyorsunuz, yani korkunç sürelerde çalışıyoruz ve işte saatte 50-60 hasta görüyor bazı bölümler. Pardon, saatte dedim. Yani bir gün içerisinde 100'e kadar, 150'ye kadar hasta görüyor yani bazı bölümler polikliniklerde veya işte serviste tek başınıza 50 hastayı, 60 hastayı tek bir asistan olarak idare etmek zorunda kalıyorsunuz vesaire vesaire. Yani Türkiye'de böyle. Ama burada kesinlikle öyle değil. Burada bir kere işte klinik günleriniz, servis günleriniz falan hep ayrı ve bir saatte bir hasta bakabiliyorsunuz. Yani kabaca verdiğim süre bu ya, yani 40 dakika ile 1 saat arası. Çünkü burada özellikle de seviyenize bağlı değişmekle beraber küçük seviye doktorsanız, yani junior doktorsanız, bir hastanın her şeyi sizden soruluyor. Yani işte o hasta MR'a gitmiş mi, gelmiş mi, sonucu açıklanmış mı, kanları alınmış mı, hani fizik muayene anamnezi yapılmış mı, bunların hepsi sizden geçiyor. Siz üstlerinize haber veriyorsunuz. Evet bu oldu, evet bu olmadı, bunu bekliyoruz, işte buradan haber bekliyoruz, bunu konsültasyon istedik, gelip baktılar veya bakmadılar gibi. Böyle biraz daha böyle hastayla içli dışlı olduğunuz bir pozisyon. Ben böyle bir pozisyonda çalışıyorum. Seviyenize göre değişiyor dediğim gibi. Asistanlık döneminizde de seçtiğiniz bölüme göre değişmekle beraber yine serviste olduğunuz günler, liaison dediğimiz bu konsültasyona gittiğiniz diğer wardlara olduğunuz bölümler, tabii ki acilde bunların içerisinde. Ondan sonra ya da işte cerrahi branştaysanız işte ameliyathanede olduğunuz günler, klinikte olduğunuz günler, bunlar hep değişiyor. Tabii ki iş yükü bence biraz daha azalmakla beraber iş tanımınız değişiyor. Yani bir junior doktor olarak hastanın primer bakımından sorumluyken seniorleştikçe, yani sistemde yükseldikçe siz sadece her şey yolunda gidiyor mu diye kontrol eden ve işte insanlara bu yapılsın, şu yapılsın, şu yapılmasın diyen taraf alıyorsunuz. Bu biraz daha böyle Türkiye'ye benziyor bu kısmı, hani anlayabilirsiniz diye düşünüyorum o yüzden. Benim bulunduğum pozisyon da bu. Umarım işte ben de training başvurularından olumlu yanıt alırsam bu basamaklarda ilerleyen doktorlardan biri olacağım. Burada şeyi sormuşsunuz, işte maaşlar nasıl?
Şöyle kendimden örnek vereyim. Junior doktor maaşları seviyenize göre değişmekle beraber F1'seniz sanırım 25 bin ile 30 bin arası olması lazım. Senelik söylüyorum bunları. F2'seniz basic salary 32 bin, 38 bine kadar bir range'i var. F3'seniz 38 binden yine herhalde 40-45 bine kadar bir range'i var. Ben F3'üm mesela. Benim basic salary'im 38.500 senelik. Ama tabii ki bunun artırımları var. Yani bu 40 saat üzerinden işte sabah 9 akşam 5 çalıştığınızda size ödenecek olan para. Ben 46 saatlik kontrata sahibim ve full rotadayım. Yani gece nöbetim de oluyor ara ara. Hafta sonu nöbetim de oluyor. Ve bunların hepsini bir araya kattığınız zaman benim işte senelik maaşım herhalde bir 47-48 bin pound'a denk geliyor. Aylık elime net geçen para, hani vergi kesintilerinden sonra, işte bireysel emeklilik kesintisi diye bir şey var burada, NHS pension diye geçiyor. Herkes genelde üye. Bununla ilgili daha sonra konuşuruz. Bu şu anda hemen bilmeniz gereken bir şey değil. Onun kesintilerinin haricinde benim elime mesela aylık 3000 pound kalıyor. Ben Southampton'dayım. Dolayısıyla Londra'da olmamanın çok büyük avantajını yaşıyorum. Mesela 1+1 çok güzel bir evde yaşıyorum. Full eşyalı, işte her şey dahil. Aylık ödediğim para 625 pound. Tabii ki bu da benim biraz böyle şanslı buldum. Yani normalde bu ev 750-700 pound civarı falan bulabilirsiniz. Ben biraz daha ucuza buldum ama hani vereceğiniz para bu, şanssızsanız bile. Onun dışında işte market alışverişi, şu bu işte ufak tefek giderleriniz falan olduğu zaman aylık işte genelde 400-500 pound arası. Hani çok kendimi sıkmıyorum çünkü ben böyle harcıyorum. Zaten market alışverişi herkes eminim farkındadır. Yani çok çok ucuz. Burada her şey 1 pound, 2 pound civarı. İşte doğalgaz faturası aylık size 30-40 pound geliyor. Yani 1+1 evde oturduğunuz zaman. Veya elektrik faturası yine aylık 20 pound, 30 pound geliyor. Su faturası 10 pound geliyor. Böyle hani miktarlardan bahsediyorum. Dolayısıyla ben burada Türkiye'ye çok sık gidip geliyorum. Çok fazla geziyorum vesaire. Yani 1000 pound kenara atabiliyorum. Öyle söyleyeyim size. Tabii ki Londra'da olsaydım bu 1000 olmazdı, 500 olurdu, 600 olurdu vesaire gibi. Yani Londra'da zaten 1+1 evde tek başıma bence yaşayamazdım. Çünkü kiraları en az 1500-1600 pound, hani belki her şey dahil bulunduğunuz zona göre de değişmekle beraber değişiyor. O yüzden benim buraya gelmek isteyen hekim arkadaşlara, özellikle de ailesi olanlara en büyük tavsiyem Londra'da iş bulmamaları. Yani mutlaka Londra dışında kiraların ucuz olduğu, hayatın biraz daha ucuz olduğu yerlerde yaşasınlar. Çünkü maaş nereye giderseniz gidin hep aynı. Yani Londra'da biraz böyle London Wayne dedikleri bir şey var. Böyle 2000 ile 4000 pound arası ekstra veriyorlar ama tabii ki bu böyle size derman olmuyor yani bütün yıl boyunca bu aradaki fark. Maaş konuları böyle özetleyeyim. Kendi junior maaşım böyle en azından. Asistanlık döneminde tabii ki her yıl artmakla beraber genelde ben 60 bin ile 80 bin arasına tekabül ediyor diye duyuyorum. Uzmanlık zaten consultant maaşları da 100 bin 150 bin civarı arası. Ne kadar yıldır consultant olduğunuza da bağlı. Bu böyle strict maaşlar değil arkadaşlar. Çünkü burada NHS size çok böyle flexible çalışma opsiyonları veriyor. Yani siz işte %70-%80 çalışıp geri kalan zamanınızda özel hastanede çalışıp biraz daha fazla para kazanabilirsiniz. Ki o haliyle bile full çalışarak elinize gene bir 5000-6000 pound geçiyor. Ki burada çok çok iyi bir para demek. Biliyorum belki Amerika'yla kıyasladığınız zaman İngiltere'nin maaşları gerçekten kötü kalıyor ama şu andaki kur farkıyla, Türkiye'ye olan yakınlığıyla vesaire İngiltere benim için daha avantajlı hale geliyor. Zaten bunu da neden İngiltere'yi seçtin sorusu kısmında da yanıtlamayı düşünüyorum ayrıntılı bir şekilde. Maaşlar bu şekilde dedik. Şey sormuşsunuz, işte burada ön yargı var mı Türklere karşı veya işte yabancılara karşı? Ben Almanya'ya hiç gitmedim ama burada hep duyduğum şeylere nazaran söylüyorum. Bence burada Almanya'daki kadar bir ön yargı yok. Çünkü burada çok fazla immigrant var. Yani hele Londra'da İngiliz yok gibi bir şey yani. 10 kişiden biri belki İngilizdir. 9'u hep böyle immigrant, göçmen ailelerin çocukları ya da işte çalışmaya gelenler falan. Ben şahsen bizzat Türklere karşı bir şey görmedim. Hatta birkaç hocam bir CREST formu diye bir form vardı. Onu imzalatırken sohbet etmiştik böyle. Orada siz doktor olarak neler yaptınız, neler yapmadınız ona göre şey alıyor. Hani sizin işte kompetansiyenizi imzalıyor hoca. Ben de şöyle bir şeyde bulunmuştum yani serzenişte bulunmuştum hocaya. Yani burada sorulan sorular biraz çok temel kalıyor. Hani ben NHS'te çalışıp bunları yapmayacak doktor tanımıyorum falan demiştim doktora, hocama. Hocam da şey demişti yani
diğer ülkelerden gelen doktorları görseydin böyle söylemezdin dedi. Hani sen Türkiye'den geliyorsun. Dolayısıyla biraz daha böyle European accredited sizin eğitiminiz dedi. Yani sizin farkınız diğerlerine göre çok belli oluyor zaten falan dedi. Bu hocamız daha önce bir iki tane daha Türk doktorla çalışmış. Bunlara da dayanarak konuşan bir hoca. Ki hani doğruya doğru diyen bir hoca. Ben inanıyorum bunun da böyle olduğuna. Zaten PLAP 1, PLAP 2 sürecine gelip hazırlandığınız zaman biz Türk doktorlar olarak İngilizce eğitim görmemiş olmamıza rağmen hani bu communication skills, management hani bunlarda bence diğer hekimlerden, diğer ülkelerin hekimlerinden bir tık daha iyiyiz gibime geliyor. Ben bu feedback'i birkaç kere duydum. Ki bu çok güzel bir şey. Onun dışında hani birebir ırkınıza zaten bir şey yapmıyorlar. Yapamazlar da yani yasal olarak siz burada ciddi koruma altındasınız. Herhangi bir zaten hakaret ya da böyle bir şey duyduğunuz zaman hiç çekinmeden polise şikayet edebilirsiniz ve bu insanlar kamudan, kamu görevi yapmaktan sonsuza kadar men ediliyorlar. Yani böyle ağır cezaları var. Arka planda ben eminim ki hani bizi sevmeyen insanlar kesinlikle vardır. Yani sonuçta burası da zamanında birçok ülkeyi sömürmüş, hani ırkçılık yapan ülkelerden bir tanesiydi. Yani daha yeni yeni bunlar da medenileşiyor sonuç olarak. Dolayısıyla hala kendi bünyesinde böyle işte göçmenlere gıcık olan, işte biraz daha arka planda böyle size sinir olan tipler kesinlikle vardır. Ki zaten Brexit'te hani %60-65 civarı bir evet ayrılalım seçeneğinin çıkmasından bunu anlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi yüzünüze, çalışma hayatınıza ya da size sunulan fırsatlardaki eşitliğe hani baktığınız zaman bir şey yok yani bir ayrım yok kesinlikle. Sosyal ilişkilerinizde belki hani siz göçmen insanlarla daha iyi anlaşabilirsiniz yani. Ama dediğim gibi benim birçok British arkadaşım da var ve çok yakın arkadaşlarım aynı zamanda. Tamamen kişisel deneyimlere de bağlı birazcık. Ama zannediyorum ki Almanya'dan daha iyi durumda burası. Bu soruyu da böyle yanıtlamış olayım. Şimdi benim İngiltere'yi seçme dilim ve eğitim dilimi sormuşsunuz. Ben eğitim dilim Türkçe. Ben Bülent Ecevit Üniversitesi'nden mezunum Zonguldak'tan. Hatta bizim okuldan Erasmus yapan böyle çok kişi yoktu. Bir arkadaşım vardı sadece İtalya'ya gitmişti. O da traineeship programıyla. O da böyle hani biraz daha dil öğreneyim, yurt dışı şeyim olsun. Belki ben de çıkarım mantığıyla gitmişti. Ben de o mantıkla aslında çıktım ama sonra çok sevdiğim için de artık yani ben eve taşınmalıyım, burada çalışmalıyım diye karar verdim. Dolayısıyla eğitim dilim İngilizce değildi ve İngilizcem berbattı. Bunu 5. sınıftayken hani tıp dili ikinci kerede 53 alıp geçmiş bir insanım. O kadar berbattı yani. Bu İngilizcemi nasıl geliştirdim videosunu da çekeceğim. Oradan nasıl geliştirdiğimi öğrenebilirsiniz ve size olan tavsiyelerini de dinleyip belki uygulayabilirsiniz. Umarım faydasını da görürsünüz. Dolayısıyla eğitim dilim İngilizce değildi. Bunu böyle yanıtlayayım. İngiltere'yi benim kendi bireysel seçme nedenim bir sosyal bir devlet olması. Yine geçen videomda da söylediğim gibi sizi de burada sinir edecek illaki yanlar bulacaksınız arkadaşlar. Burası cennet değil, onu baştan söyleyeyim. Ama her şey daha iyi sonuçta. Yani Türkiye'den daha iyi durumda. Yani sosyal haklarınız daha iyi durumda. En basitinden doktor olarak 33 saat, 34 saat nöbet diye bir derdiniz yok. İşte bir polikliniğinizde 100-150 hasta bakma diye bir derdiniz yok. Shiftleriniz 12 saat. Normal shiftiniz 8-9 saat. İşte uzun shiftiniz 12 saat oluyor. Bu arada şöyle bir ayrıntı vereyim. Türkiye'de siz memurken sabah 8.30, akşam 5.30 çalışıyorsunuz ya. Aslında 9 saat hastanedesiniz ama öğle arasındaki o 1 saati size devlet ödemiyor. Yani siz 8 saat üzerinden para alıyorsunuz ama burada sabah 8, akşam 5 hastanedesiniz ve 9 saatlik maaş alıyorsunuz. Ve gün içindeki o 1 saatlik breyinizi kesinlikle devlet ödüyor. Normal para veriyormuş gibi. Bu bir. İkincisi, bir sene içinde 27 gün yıllık izin hakkınız var ve bu yıllık izinde hafta sonları sayılmıyor. Yani siz işte 5'er gün hafta içinden saydığınız zaman herhalde bir 6 haftaya falan tekabül ediyor. Yıllık izniniz var. Artı sanırım 8 günde ya 7 ya 8 olması lazım. National Holiday var. Yani bizim 23 Nisan, 19 Mayıs gibi vesaire. Bu holiday günlerinde de off'sunuz ya da o günlerde çalışırsanız bunu da yıllık izninizle ekletip sonradan claim edebiliyorsunuz. Yani ben işte şu kadar gün o National Holiday'lerde çalıştım. Bana şu kadar gün yıllık izin vermeniz lazım deyip yine kullanabiliyorsunuz. Ben bu sene mesela kendimden örnek vermek gerekirse 3 kez Türkiye'ye gittim. Totalde neredeyse 50 güne yakın kaldım. Hatta daha fazla olabilir. 50 güne yakın kaldım. Ve hala 5,5 gün şeyim var. Annual leave hakkım var yani. Bir kez daha bir 5 gün yıllık izin alsam bir 9 gün daha gideceğim. 60 gününü
bir yılın iki ayını neredeyse Türkiye'de geçirmiş olacağım ve full maaşımı almış halimle yani. Bu kısmı gerçekten güzel. Benim çok sevdiğim yanlarından birisi ve Türkiye'de asla bulamayacağımız şeylerden bir tanesi ne yazık ki. Bir sebebi bu İngiltere'ye gelmemin. İkinci sebeplerinden, diğer sebeplerinden biri de İngiltere Türkiye'ye biliyorsunuz 4 saat uzaklıkta. İstanbul'a 4 saat, Antalya'ya direkt uçuşlar var. Ben Antalyalıyım, oradan geliyorum. 4 saat 15 dakika sonra havaalanına vardığım takdirde Antalya'dayım. 4 saat 15 dakika sonra. Yani ailem bana Zonguldak'tayken olduğumdan daha yakın. Yani Zonguldak'ta havaalanı yoktu. Biz 12 saat otobüste gidip gelmek zorunda kalıyorduk. Ama burada ben evden çıkıyorum. İşte totalde 7 saatlik bir serüvende yani yolculuktan sonra aileme kavuşmuş oluyorum. Yani bu benim için çok bulunmaz bir fırsat. Amerika'da biliyorsunuz 13-14 saat uçuş mesafeleri var ki bu gittiğimiz state'e göre de değişiyor. Yani en yakın state'den bahsediyorum. Bu çok büyük bir handikaptı benim için. Türkiye'ye yakın olmak istiyordum. Ondan sonra yani bu sebeplerinden bir tanesi işte İngiltere'yi yine Almanya'ya göre neden seçtiğime gelirsem. Benim İngilizcem kötü olmasına rağmen en azından basic seviye yani A2 seviye İngilizcem vardı ama Almancam hiç yoktu yani hiç yoktu. Ben dolayısıyla Almanca çalışmaya başlasaydım 2 yıl zaten 2-3 yıl Almanca ile uğraşmak zorunda kalacaktım. Benim için hemen hemen aynı süreye tekabül edecekti. Bir de zaten Erasmus'ta İngiltere'ye geldim. Zaten NHS'i deneyimledim, anladım buradaki sistemin nasıl işlediğini. Yani bildiğim bir yere gelmek, İngilizcemin üzerine koymak bana daha avantajlı geldi açıkçası. Bu yüzden seçmedim. Bir de bana İngilizce konuşması daha güzel geliyor açıkçası. Yani Almanca pronunciation'ım nasıl olur hiç hayal bile edemiyorum. Bir gün belki öğrenirsem bunu hep birlikte öğreniriz. Bir sebep de bu. Neden Almanya değil İngiltere? Stajları nasıl ayarladın diye sormuşsunuz. Şöyle Erasmus sınavına girdim. Sınavı da geçtim. Sonra ben internet üzerinden işte hastanelerin isimlerini buldum. Sonra o hastanelerin web sayfalarına gittim. O web sayfalarında şey bölmesi var. A to Z staff list gibi bir şey var. Yani A'dan Z'ye personel listesi gibi bir şey. Orada siz işte hemşiresinden uzmanına kadar herkesin ismine, soy ismine ulaşabiliyorsunuz. Kim hastaneler uzmanların e-mail adreslerini de sağlıyor. Kim hastaneler sağlamıyor. Sağlamayanlarınkinin ben ismini LinkedIn'den buluyordum. Orada sağladığı e-mail adresine e-mail atıyordum. Kendime sağ olsun genel cerrahiden Profesör Doktor Fatma Ayça Gültekin hocam bana çok yardımcı olmuştu. Böyle güzel bir letter of intention yazmıştık beraber. Hatta o bana yazmıştı benim İngilizcem olmadığı için. Sonra biz onu bir güzel onun bana yazdığı referans mektuplarıyla beraber bulduğum bütün e-mail adreslerini hocalara gönderdim. Tabii her gönderdiğime de küçük küçük değişimler yapıyorum. Atıyorum işte kardiyolojiye gönderiyorsam, ama işte ben kardiyolog olmak istiyorum, işte geleceğimi bu yönde planlıyorum, işte I am highly motivated to come and work in your clinic falan böyle süslü süslü laflar tabii her bölüme göre. Nitekim de kardiyolojiden kabul aldım. Bu şekilde ayarladım. İkinci stajımı zaten kurduğum networkler aracılığıyla dediğim gibi 3 hafta sürmüştü sadece ayarlamam. Zaten bildiğim insanlara ben yine geleceğim kabul eder misiniz diye mail attım ve geldim. Bu böyle. Size de açıkçası Erasmus ve TürkMis gibi böyle iki tane bildiğim program var yurt dışına gönderen. Yani bunlardan herhangi birisi hiç fark etmez. Kendiniz atabildiğiniz ülkeye atın. Almanya olur, İsviçre olur, İsviçre'ye gidemiyorsunuz gerçi ama İngiltere olur. Yani nereye atabiliyorsanız atın. Buralara gidemiyorsanız da Avrupa içerisinde herhangi bir ülkeye gidin yani. Sonuçta gene İngilizce iletişim kurmak zorunda kalacaksınız. En kötü gene gelişir yani İngilizceniz. Hedefiniz o olsun birazcık. Size de bunu tavsiye ediyorum. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle güzel bir haber vereyim. Yani henüz güzel mi değil mi bilmiyorum ama ben elimden geleni yapıyorum güzel bir habere dönüşmesi için. Ben burada birkaç hastaneye mail attım. Şeyleri sordum. Türkiye'den çok fazla gelmek isteyen öğrenci var. İşte bu anlamda sizin yardımcı olabildiğiniz bir program var mı? Clinical attachment ayarlayabilir miyiz onlara diye sordum. Onlar da dediler ki aslında bizim bu programlarımız vardı ama koronavirüs dolayısıyla durdurduk. Ben de dedim ki ben zaten uzun dönem bir şey arıyorum. Hani bu sene onlar da gelemez büyük ihtimalle koronavirüsten dolayı. Ama hani uzun dönemde bir paket, bir program, bir şey oluşturabilirsek ben öğrencilere ön ayak olmak istiyorum dedim. Şimdi maillerini bekliyorum. İnşallah böyle bir şey de ayarlayabilirsem belki hani küçük meblağlar ödeyerek hastaneye, bilmiyorum şu an inanın ne kadar hani ödersiniz. Çünkü bunu bedava yapmayacaklarını düşünüyorum.
bu programdan yararlanabilirsiniz. Öteki türlü de Erasmus aracılığıyla, Türk Müzik aracılığıyla ya da sadece kendi başınıza benim yaptığım yöntemle hocalardan izin isteyip işte 4 hafta, 8 hafta, 12 hafta, kaç hafta müsait oluyorsa sizin için ve hoca için gelip burada observership'lik yapıp İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Size bunları tavsiye ediyorum stajlarla ilgili de. Şöyle bir haber daha vereceğim. Diğer bölümlerden de çok mesaj atan arkadaşlar oldu. Yani mühendisler oldu, işte sağlık çalışanların diğer kolları oldu. Ondan sonra diş hekimleri arkadaşlarımız oldu. Paramedikler, hemşireler. Şimdi ben de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Şimdi burada isterseniz burada olduğunuz için buraya gelip diğer alanlarda da Türkiye'den gelip iş bulup başarılı olmuş bir sürü insan duyuyorsunuz. Benim de çevremde nitekim var böyle insanlar. İşte bir tane Oxford'dan mesela burs ayarlamış bir arkadaş var. Ona ulaşacağım inşallah. Belki kabul ederse güzel bir canlı yayın yapacağız. Ve belki lise döneminden sizler işte üniversite döneminden veya bir PhD'ye Oxford'da burslu gelebilme imkanına sahip olacaksınız. Yani benim amacım burada İnsanlara vizyon kazandırmak olacak biraz da. Bana bu perspektifi verdiniz. Yani ben de size teşekkür ediyorum bu sorularınız ve geri bildirimleriniz için. Elimden gelen en çok insana ulaşıp bunlarla canlı videolar yapıp her bölüme hitap eden İngiltere'ye gelme yollarını araştırıp size de öğretmeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Hatta Ankara Anlaşması üzerine de birkaç kişiyle konuşmayı düşünüyordum. Fakat Ankara Anlaşması bu ay bitiyor. Bittiği için de hani bir dahaki sene başka bir anlaşma gelir mi, yenilir mi, yenilenmez mi hiç bilmiyoruz. Bilmeden de ben bir şey yapmak istemedim açıkçası. Ama tabii ki bir şey geliştirilirse onunla ilgili de gelen illaki olacaktır. Ben o insanlarla da görüşüp size haber vermeyi çok çok istiyorum zaten. Şimdi bu kısmı bu kadar. Bana sorduğunuz sorular ve benim yaptıklarımla ilgili kabaca anlattıklarım. Şimdi diğer videolarımı çekeceğim. İşte Plap 1, Plap 2 süreci ne kadara mal olur, nasıl hazırlanılır ve İngilizcemi nasıl geliştirdim kısmına değineceğim kısaca. Dediğim gibi umarım sizin için faydalı olmuştur. Tek yapmanızı istediğim şey sadece sağlık çalışanlarına değil, İngiltere'ye gelmeyi düşünen daha öğrenci aşamasında, belki daha lise aşamasında sadece vizyonunu geliştirmek amacıyla bile faydalanacağını düşündüğünüz insanlara kanalımı haberdar etmeniz, paylaşmanız ve Facebook ve Instagram profillerimi takip etmeniz. Ki ben de sizden gelecek taleplere göre daha fazla insana ulaşıp daha çok video çekebileyim. Bu da bana motivasyon oluyor gerçekten. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Mutlu Noeller diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.